Ankara stüdyomuza dönüyoruz. Profesör Doktor Oya Akgönenç orada bizi bekliyor. Oya Akgönenç Saadet Partisi Genel Başkanı'nın danışmanlarındandı. Oya Akgönenç az önce Türk Silahlı Kuvvetleri'nin yayınladığı mesajı aktardık. Nasıl buldunuz bu açıklamayı? Efendim gayet güzel, gayet yerinde bir açıklama. Güzel noktalara dokunulmuş. Hem ülkenin büyük kaybına, hem büyük bir siyaset adamı, büyük bir bilim adamı olduğu belirtilmiş. Yani beklenen de budur zaten. Duruma uygun çok güzel bir açıklamadır. Siz ne zaman görüşebildiniz acaba Necmettin Erbakan'la? Son dönemlerde görüşebildiniz mi kendisiyle, hiç istişarelerde bulunabildiniz? Evet, kendisi hastanedeyken kendisini sık sık ziyaretle görüşebiliyorduk. Ondan sonra muntazam raporlar sunuyorduk. Çalışmalarımıza aynen ofisindeymiş, odasındaymış gibi devam ettiriyordu. Yani hastanede olması veyahut da partinin de odasında olması arasında çok büyük bir fark yoktu. O işin aynı tempoyla, aynı iyilikle ve dikkatle gitmesini isteyen bir kişiydi. Öyle bir liderdi, dikkatli bir liderdi. Ve biz de ona uygun çalışmaya devam ettik. Şimdi aslında doktorlara çalışmamasını salık vermişlerdi ama ona rağmen çalışıyordu. Evet. Çok alışıldık bir siyasi figür de değildi. Titiz bir siyasetçi de olduğunu anlıyoruz çalışma açısından. Beraber çalışması zor bir lider miydi sizce? Efendim şöyle söyleyeyim. Kendisi son derece iyi bir dinleyiciydi. Yani herkesin fikrini dinlerdi. Pek çok lidere nasip olmayan bir vasıftır. Rahmetli hocamız herkesi dinler, herkesin gözünün içine bakarak dinler, dikkatle not alır ve ondan sonra her tartışma bittikten sonra peki bu konudaki düşünceniz nedir diye tekrardan da sorabilirdi. Böyle bir insandı. Fakat olayların zamanında yapılmasını isterdi ve bunun için organize ederdi. Bence en mühim vasfı da bir olay bittikten sonra hangi sonuca varıldığının kendisine söylemesini isterdi. Şimdi Türkiye'de birçok şeyler yapılabiliyor. Bazen o olayın ne olduğunu, sonunu bilmiyorsunuz. Onu da ısrar ederdi. Bir işin tamamlanması için nihai sonucun başa bildirilmesi lazım. Bize ilk öğrettiği şeylerden birisi de buydu. Ve bence zannediyorum bu kadar mekanik, dikkatli, disiplinli çalışması onun hayattaki başarısı, yaptıkları ve yapmak istedikleri için açtığı yolun bir yardımcısı olmuştur. Tahmin ediyorum Türk siyasi hayatında, mevcut Türk siyaset yapısında eksiklikler görüyordu ki son ana kadar aktif siyasetteydi. Neydi projesi? İktidara gelseydi bu seçimde ne yapacaktı, ne konuşuyordunuz? Efendim bizim idealimiz ve tabii hocamızın ısrarla belirttiği 3 ana prensip vardı. O da şu: Türkiye için yaşanabilir bir Türkiye. Yani Türkiye'mizdeki problemlerin bir an önce çözülmesi için ilk önceliğin onlara verilmesi ve yaşanabilir, rahat, müreffeh bir Türkiye'nin kurulması. Bu birinci hedefimiz ve gayemizdi. İkincisi yeniden büyük Türkiye. Bunu hiçbir zaman bırakmadı. Bu onun en büyük vizyonuydu. Yani biz bir zamanlar dünya çapında üstün bir güçtük. Bir cihan imparatorluğuyduk. Bugün aynen Amerika'nın olduğu gibi bir süper güçtük. Bunun olmaması için bir sebep yoktur. Çalışmak, didinmek, gayret etmek ana hedeftir. Ve yeniden büyük Türkiye bizim çalışmalarımızla kurulacaktır demekteydi. Ve üçüncüsü de bir yeni bir dünya diyordu. Yani yeni bir dünyada insanların daha adil, daha dürüst, daha rahat bir ekonomi içinde, daha insan gibi yaşamasının şart olduğu, sadece bir Türkiye'de değil, bölgemizde ve dünyamızda da bir huzurun kurulması gerektiğini vurguluyor ve bugünün şartlarının bazılarının değişmesinin ana prensip olduğunu söylüyordu. Mesela bundan örnek gösterirdi. Bakın Orta Doğu'da neler oluyor. Buradaki yanlışları görmeliyiz. Oradaki insanlara da yardım etmeliyiz derken bir örnek olmayı ve ona örnek olabilecek bir ülke kurmayı işte bunu hedefliyordu. Yani hocamız her yönüyle. Son olarak buyurun. Çok kısa bir siyasi vasiyeti var mıydı? Saadet Partisi kendisi için önemliydi biliyoruz. Örneğin Saadet Partisi'nin liderliği ile ilgili bir siyasi vasiyeti var mıydı size aktardı? Öyle bir vasiyeti yoktu. Tamamen insanların seçimine bırakırdı kendisini. Benden sonra gelecek olan
lider de partinin tasvip ettiği, bu partinin ve davanın ve prensipleri iyi bilen, iyi kavrayan, buna candan inanan ve bunun için çalışacak olan biri olması gerekir derdi. Fakat hiçbir isimden bahsetmemiştir. Hedefi daima büyük Türkiye, daha iyi bir Türkiye için çalışmak olmuştur. Oya Akgönenç, teşekkürler. İyi akşamlar diliyoruz.